Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmet-i Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da, ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Hadislerle İslam sohbetlerimize devam ediyoruz. Cemaate kılavuz olmak, bir başka ifadeyle imamlık konusu üzerinde inşallah bugün sohbetimize başlayacağız. Meseleye şuradan başlayalım. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca cemaatin önüne geçmiş, namazı kıldırmış. Bu Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın hilafetine Efendimizin bir tercihi olarak kabul edilmiştir. Demek ki imamlık böyle sıradan herkesin yapabileceği bir iş değil. Bazı şartları taşıyan toplum içerisinde yani hem ilmi anlamda hem takva boyutuyla hem ahlaki yönüyle seçkin olan insanların yapacağı bir iştir. Namazda cemaatin önünde toplumun önderi olmak, onların dertleriyle ilgilenmek, sevinçlerini paylaşmak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a vekalet verdiği son hastalığındaki o günlerden itibaren ümmetin bazı fertlerine yüklenmiş imamlık, ümmetin bazı fertlerine yüklenmiş bir vazifedir ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bir emanetidir. Çünkü onun makamını orada bulunan insanlar ne yapıyorlar? Temsil ediyorlar. Bu yönüyle imamlık Efendimiz Aleyhisselam'ın bize bırakmış olduğu bir emanetidir. Bu emanetin kıymetini bilmek gerekir. Evet, temel olarak İslam açısından namaz kıldırma hadisesine, imamlık görevine baktığımız zaman aslında bu görevin idarecilerin vazifesi olduğunu görüyoruz. İmam ismi hem namaz kıldıran hem de idareci olan kimselere verilen ortak bir isimdir. Yüce dinimiz İslam'da ilk imam olan, ilk devlet başkanı olan kimse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhisselam bu vazifeyi, bu görevi Cebrail aleyhisselamın tarifleriyle öğrenmişler. Yani cemaatin önüne geçmeyi, onlara önderlik yapmayı, işte namaz kılmasını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğrenmişler. Dolayısıyla imam olmak, insanlara önderlik yapmak Rabbimizin bir emridir. Rabbimizin bize yol göstermesidir. Bu konuyu yani bu yönüyle ciddiye alırsak imam olacak kardeşimiz de efendim Cenab-ı Hakk'ın emriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk defa gerçekleştirdiği, ondan sonra da ümmetine emanet bıraktığı bu görevin kıymetini bilerek, değerini bilerek, onun yüceliğini, yüksekliğini, o makamı hissederek vazifemizi yapmaya çalışırız. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki değerli kardeşlerim, dört halife dönemine baktığımız zaman namaz kıldırma işlerini onların bizzat kendilerinin yaptığını görüyoruz. Dört halife döneminde namaz kıldırma işini de Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz imamlık görevlerini bizzat kendileri yapmışlar. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz namaz kıldırırken, imamlık yaparken ne olmuştur? Şehit edilmişlerdir her ikisi de. Bu yönüyle imamlık efendim İslam geleneği, İslam kültürü içerisinde son derece önemli bir yer işgal etmektedir. Bunu görmüş oluyoruz. Evet, imamlık değerli kardeşlerim nebevi bir hizmettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinin yaptığı, bize de emanet olarak bıraktığı bir görevdir. Onun emanetini devam ettirmek, onu temsil etmek anlamına geliyor. Yani bizler Efendimiz Aleyhisselam gibi bu görevin hakkını vererek belki yapamayabiliriz ama bu vazifeyi ümmeti Muhammed Aleyhisselam içinden birilerinin ifa etmesi ve Efendimizin nasıl ki her namazdan sonra cemaatine dönüp özellikle sabah namazlarından sonra
Efendim işte rüya göreniniz var mı? Efendimiz rüya görenlerin rüyasını tabir ederlerdi. Veya cemaat içerisinde hasta olan varsa ziyaretlerine giderlerdi. İşte borcu olan, derdi olan, eşiyle kavgalı olan, aile meselesinden devletin meselelerine, yani bir savaş kararı alınacaksa yine Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Efendimizin önderliğinde bu işlere karar veriliyordu. Bugün de bu fonksiyonlarını mescidin hayata geçirmemiz lazım. Camilerimiz sadece namaz kılınacak, ezan okunacak ve herkesin bir an önce dağılıp tabiri caizse kaçarcasına gittiği yerler olmamalı. Hele hele ülkemizde yani ezan Muhammedi, la ilahe illallah denilince cemaatimiz koşuyor. Hoca efendi esselamu aleyküm ve rahmetullah deyince herkes bir anda camiyi terk ediyor. İyi de cemaat olmanın, yani o cemaate imam olan kişinin cemaate hizmeti açısından, cemaate iştirak eden kardeşimizin o cemaatle kaynaşması açısından nasıl olacak bu iş? Yani yine buralarda en azından bir tesellimiz var yani. Bir çay içiyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz, insanlarla bir araya geliyorsunuz, dertlerini dinliyorsunuz. Bunların kıymetini bilmek gerekir. Tabii şöyle de düşünmeyelim. Yani imamlık sadece ümmet-i Muhammed aleyhisselam içinde belli bir kesime, belli kimselere aittir diye düşünmemek lazım. Her kardeşimiz namazı sahih olacak kadar, yani kendi namazı da eğer imam olduğu takdirde arkasında duracak cemaat varsa onların da namazları sahih olacak şekilde dininin adamı olmalı. Dininin adamı olmalı. Yani din adamı deyince böyle Hristiyanlıktaki gibi özel bir sınıf yok İslam'da. Herkes aslında dininin adamıdır, dininin görevlisidir. Ama tabii ki bu konuda bilgisiyle, tecrübesiyle, yani imkanlarıyla diyelim, bazı kardeşlerimizi geçen, onlardan daha iyi durumda olan insanlar olabilir. Hele hele efendim bu işi meslek olarak icra eden, işte imam, hatip değil mi, müezzin, kayyum, camiye hizmetle görevlendirilmiş insanlar varsa, bu işin diyelim İmam Hatip'te okumuş, ilahiyatta okumuş, medreselerde yetişmiş, hoca efendilerden ders almış, böyle insanlar varsa bunların imamlık yapması daha uygun görülmüştür. Netice itibariyle ifade etmemiz gerekirse imamlık dini öğrenmek ve usulünce öğretmenin toplumun dini ihtiyaçlarını ve uygulamalarını gereğince ifa etmesine yardımcı olmanın dışında bunlar var. Bunlar zaten olacak. Kişiye dini bakımdan herhangi bir ayrıcalık kazandırmaz. Yani hemen şöyle durun, hocamız geçsin. Hemen şöyle durun. Hani derler ya, hep böyle yemeğin yağlı tarafını, işte bilmiyorum, bir hacı abimiz söylüyordu ya, döşü hocaya, işte şurası hocaya, burası hocaya, her taraf hocaya, ne kaldı geriye? Başka bir şey kalmadı. Evet, biz din adamına hürmeten bunu yapıyoruz, yapmalıyız da. Ama sadece imam olması, sadece cemaatin önüne geçmesi dolayısıyla biz hocamıza ayrıcalık göstermiyoruz. Bizim gayemiz ne? Şu sarık Efendimiz Aleyhisselam'ın sarığı. Şu cübbe Efendimiz Aleyhisselam'ın cübbesi. Şu mihrap Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl olarak ona ait olan mekanı. Biz sadece vekaleten bu işi götürmeye çalışıyoruz. Gücümüz nispetinde. Dolayısıyla bizim hürmetimiz, saygımız o makama, o sarığa, o cübbeye, o hocamızın temsil ettiği makamadır aslında, değil mi? O yüzden hocalarımızın şöyle bir havaya girmemesi lazım. Yani ben hocayım, her dediğim doğrudur, her konuda haklıyım. Yani biraz cemaatin içerisinde şöyle Kur'an-ı Kerim okuyor, biraz sesi sedası, imamlığı, müezzinliği götürüyorsa ben çok seçkin bir adamım falan diye düşünmemesi lazım. Öyle bir seçkinliğimiz yok. Hatta imamlığa geçiyorsa seçkinlikten ziyade sorumluluğumuz artıyor bizim. Arkamızda duran insanların efendim namazlarını Rabbimize tabiri caizse kazasız belasız ulaştırma görevimiz var. Sorumluluğumuz artıyor bizim. Yani aslında akıllı olan insan kolay kolay öyle geçeyim de namaz kıldırayım demez yani. Bu işin bir de manevi vebali var. Bu konuda ayrıcalıktan ziyade mesuliyetimizin, sorumluluğumuzun arttığını bilmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan ve bilen bir kimse cemaate imam olsun buyuruyor. Kur'an-ı Kerim okuyan, en iyi okuyan ve en iyi bilen kimse cemaate imam olsun. Evet, daha sonraki dönemlerde Kur'an-ı Kerim ezberinin yanında dini meseleleri en iyi anlayıp değerlendirebilen, dini hükümlerle en çok amel eden
vakar ve saygınlık bakımından toplum içinde kabul görenlerin öncelikle imam olarak seçildikleri görülmektedir. Yani bu meseleler önemli. Yani şimdi kardeşimiz belki alimdir, belki Kur'an-ı Kerim'i şu kadar biliyordur ama toplum içerisinde dışlanmıştır. Yaptığı hareketler dolayısıyla vesaire bu kardeşimiz gelir cemaate namaz kıldırırsa insanların bu konuda ne olur? Dedikoduya sebep olur, fitneye sebep olur. Ama başka insanlar efendim namazı kıldırsınlar. Cemaat ne demekti? Birleşmek, bir olmak, bir araya gelmek, beraber efendim ibadete bile beraberce ortak olabilmek demekti. Bunu sağlamak için böyle çok tartışma olan isimlerden değil de üzerinde tartışma olmayan isimlerden hocalarımızı seçmemiz daha iyi olur. Evet, en hayırlılarınız size müezzinlik yapsın, Kur'an'ı en iyi bilenleriniz de size imamlık yapsın. Hadis-i şerifinde kurra kelimesi geçiyor. Biz tabi kurrayı sadece Kur'an-ı Kerim okuyan kimseler olarak düşünüyoruz ama sadece kurra demek, Kur'an-ı Kerim'i sadece mahreciyle, tecvidiyle en iyi okuyan, çok ezber bilen demek değildir. Bunlar var, bunlarla birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlayan, yaşayan, takva sahibi insanları ifade için bu el-kurra kelimesi hadis-i şerifte zikredilmiştir. Evet, bu hususlar değerli kardeşlerim, yani bilgi yönünden, ilim yönünden, efendim namaz kıldıracağı topluluğun en yetkini olmaya gayret edecek kimselerden hocalarımız seçilmeli. Önder olduğunun, cemaate önderlik yaptığının farkında olan insanlardan hocalarımız seçilmeli. Efendim, bütün bunlarla birlikte imamın bulunduğu toplulukta en yetkin ve en etkin kişilerden olmasını Efendimizin bize tembih ettiğini, bu konulara işaret ettiğini görüyoruz. Yetkin olması demek ne demek? İlim ve bilgi bakımından yetişmiş olması demektir. Peki diyelim ki iki tane, üç tane kardeşimiz var. İlmi seviyeleri de, bilgi seviyeleri de hemen hemen aynı. Kim imamlık yapacak? Eğer böyle bir denklik varsa daha yaşı ileride olan, yaşı büyük olan ve saygınlığı diğerlerinden daha önde olan kim varsa efendim onun imam olması tavsiye edilmiştir. Evet, tabii şunu da söyleyelim. Günahkar da olsa her Müslümanın arkasında namaz kılınmasını Efendimiz tavsiye etmişler. Yani cemaat olarak bizler de şunu yapmamalıyız. Ya bu adam işte şu kadar günahkar, bunu sevmiyoruz yani, bu imam olmasın bize. Ama adam hafızul Kur'an veya ezberi var veya dini bilgisi var veya kendince dini yaşadığını söylüyor. Bu kardeşimiz de kıldırsın yani. Buna da fitneye sebep olmamak lazım. İnnemâ cu'ilel imamu liyü'temme bihi. Çok meşhur hadis-i şeriflerinde Buhari hadisidir bu okuduğum hadis-i şerif. Yani imam kendisine uyulmak için imam olmuştur. Biz o hocamıza uyduk, efendim arkasından dedikodu yapalım. Bir hoca efendiye uyduk, fitne çıkartalım. Bunun için değil. Hoca efendi Allahu Ekber deyince biz de Allahu Ekber deyip gideceğiz. Semiallahu lümen hamideh diyorsa, yani şöyle de hocam işte o şöyle böyle adam. Şimdi diyelim ki benim çok takva bir adam olduğumu biliyor cemaatim. Ama şimdi benim abdest alarak camiye geldiğimi biliyor mu, görüyor mu kardeşlerim? Var mı gören? Yok. Veya guslüm var mı yok mu biliyor mu cemaatimiz? Bilmiyor. Ama çok takva görünüyorum dışarıya. Bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. Yani hocamızın abdesti var mı? Guslü var mı? Çok takva mı? Bilmem ne mi? Yani geldik burada bir kardeşimiz cemaatimize imam olmuşsa ona uyacağız ve namazımızı kılacağız. Bunun arkasından daha fazla konuşmak, cümleler üretmek Müslümana yakışmaz. Ama tabii ki facir, günahkar, açıktan günah işleyen birisi ise, yani mesela adam açıktan büyük günah işleyen diyelim daha doğrusu, mesela faiz yiyor çok açıktan, haşa böyle sanki Rabbimize meydan okurcasına faiz yiyorsa, kardeşim o adamın arkasında namaz kılma değil mi? Ya, kılma o zaman. Ama şimdi ithamlar var. Ya bu adam faiz yiyor. Gözümüzde görmüyoruz. Elimizde tutmadık. Bilmiyoruz. Bizi çok fazla hani günahı, sevabı ilgilendirmiyor ama çok açıktan böyle bir şey yapıyorsa, açıktan zina yapıyorsa, açıktan faiz yiyorsa böyle insanların arkasında namaz kılmamak tavsiye edilmiştir. Evet,
Hocamız akıllı olmalı, erkek olmalı, ergenlik çağına gelmiş olmalı. İşte son dönemde bu konuların çok sulandırıldığını görüyoruz. Kadınlardan imam yapmaya çalışıyor adam. Şimdi kadınlardan imam olur mu? Kadınların kendi aralarında eğer namaz kıldıracaksa kadın kadına imamlık yapabilir. Ama böyle öne geçmemek şartıyla o da kadınlarla aynı safta duracak, namaz kıldıracak. E şimdi bir hocamız şöyle bir anısını anlatmıştı bize de. Makul ve mantıklı bir şey. Diyor böyle işte modernlik, çağdaşlık adına birisi durmadan İslam'a saldırıyor. Diyor ki ya bu kadınlarla erkeklerin eşit olduğunu biz işte diyoruz. Biz modern adamız, çağdaş adamlarız. İslam erkekten imam olur, kadından imam olmaz diyor. O da demiş ki tamam, yani eğer annen geçsin bize namaz kıldırsın, imam olsun, biz de arkasında cemaat olalım. Sen buna rıza gösteriyorsan gelsin annen burada imam olsun. Sen ne demek istiyorsun? Ya bir şey demek istemiyorum. Yani kadın imam olsun demiyor musun kardeşim? Kadın ve erkek eşit olsun, kadından da imam olsun. O zaman eşin gelsin imam olsun şurada, kızın gelsin imam olsun, razı olur musun buna? Olmaz öyle şey. E demek ki o zaman İslam'ın öngördüğü şey neyse doğru olan o kardeşim. Yani falancanın filancanın havasına kapılıp da bu meseleleri sulandırmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza durmadan önce cemaatin saflarını omuzlarına dokunarak düzeltirdi. Efendim arkasındaki insanların hallerini, yani hasta mı var, yaşlı mı var, çocuğuna bakması gereken mi var, evinin işlerini yapması gereken mi var, ne bileyim gelmiş camiye namazı kılıp belki yola devam etmesi gereken birisi mi var, bütün bunları hesap ederek Efendimiz Aleyhisselam imamlık yapmıştır. Cemaati nefret ettirecek derecede, cemaatten soğutacak şekilde, yani Kur'an-ı Kerim'i bile mesela Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'la ilgili Efendimiz'e şikayetler geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah o kadar uzun okuyor ki Muaz bin Cebel, o kadar uzun okuyor ki yani Bakara suresini okuyor 50 sayfa. Yani ayakta duramıyorum, hastayım, onun yüzünden camiye gelmeyeceğim ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki ey Muaz sen fitneci misin? Yani insanlar arasında niye böyle bir şeye sebep oluyorsun? Ama onunki fitne çıkarmak amacıyla değil. O Kur'an-ı Kerim'e, vahye, namaza o kadar kaptırıyor ki kendini 50 sayfa okuduğunu filan farkında değil yani. Efendimiz hemen müdahale ediyor. Böyle yapma. Cemaate namaz kıldırdığın zaman en kısa şekliyle kıldır. Kendin namaz kılmak istediğin zaman ne kadar uzun istiyorsan o kadar uzun oku. Ama cemaate kıldırırken en kısa deyince de bizimki gibi sürekli inna atayna ve kul huvallahu ahad de değil tabii. Yani Efendimiz Aleyhisselam ben namazı çok uzun kılmak istediğim zamanlar olur. Cemaatin içinden ağlayan çocuk sesleri duyarım. Namazımı kısa tutarım diyor. Biz şimdi kısa deyince inne a'tayna kel kevser veya kul huvallahu ahad zannediyoruz. Hayır. Yani belki Bakara suresini okuyacaktı. 10 sayfaya düşürmüş Efendimiz. Yani 50 sayfadan 10 sayfaya düşmüş. Şimdi biz burada 10 sayfa efendim okuyarak bir öğlen namazı kıldırsak ertesi gün hiç kimse camiye gelmez herhalde yani. Yani Efendimizin kısa namazıyla bizim kısa namazımızı kıyaslamayalım. Efendimizin kısa namazı belki 10 sayfa, 15 sayfa okuduğu namaz yani. Hele gece namazlarında Bakara suresini, Ali İmran, Nisa, Maide devam ediyor Efendimiz. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki yani öyle bir uzattı ki Efendimiz Aleyhisselam gece namazını, çok kötü bir şey yapmak aklımdan geçti. Neydi? Yani namazı bırak, ayakta durmayı bırakıp oturacaktım diyor. Onu çok kötü bir şey olarak kabul ediyor. Öyle tarif ediyor. E şimdi biz işte inne atayna kulhu valla, iyi ki diyor bir hoca efendi öyle diyor ya. İyi ki inne atayna varsın. İyi ki kulhu vallahu ahad varsın. Sen olmasan bizim namazlarımız ne olacaktı yani? Biz farz da kılsak böyle, sünnet de kılsak hemen böyle kestirmeden çabukça o zaman da namazın huzurunu, zevkini alamıyoruz. Evet, cemaatin namazı imamın namazına bağlıdır. İmamın, hocamızın namazı tam olursa cemaatin namazı da tam olur. Dolayısıyla bazı hatalarda hocamıza müdahale etmemiz gerekir. Namazı bozacak. Bazı hatalarda hocamıza müdahale etmemiz gerekir. Bazı hatalarda da hocamıza müdahale etmememiz gerekir. İşte bunlar hangi meselelerdir?
Bunları iyi bilen kardeşlerimiz hocalarımızın arkasına, hocamıza sesini duyurabileceği noktaya onların durması gerekir. Hani nerede hocamıza uyulur, nerede uyulmaz. Şimdi bayram namazı kılıyoruz. Biz diyoruz ki iki defa ellerimizi kaldıracağız, yana salacağız, üçüncüyü de bağlayacağız. İkinci rekatta da üç defa ellerimizi kaldıracağız, dördüncü de rüküye gideceğiz. Hocamız daldı gidiyor şimdi. Üç tekbir alacaktı, dört oldu, beş oldu, altı oldu, habire tekbir alıyor. Ne yapacağız? Uyacak mıyız hocamıza? Uymayacağız. Veya hocamız dördüncü rekatta, son rekatta oturması gerekiyordu. Kade-i ahire dediğimiz son oturuşta oturması lazımdı. Hocamız kalktı. Ne yapacağız? Hocamızı uyaracağız. Allahu Ekber diyeceğiz. Subhanallah diyeceğiz. Ama şimdi bazı cemaatimizin yaptığı, hocam beşe kalktın, otur da demeyeceğiz tabii ki. Hepsinin bir neyi var? Usulü var. İşte onu iyi bilen insanlar veya ezberi çok olan insanlar hocamızın arkasında duracak ki hata yapıyorsa ne yapsın? Oradan müdahale etsin. Kardeşimiz hafız ta merdivenin başında duruyor. Oradan buraya yetişir mi? Ses gelmez ki yani. Burada duran kardeşimiz de inne atayna'yı bilmiyor. En ön saftaki sevabı alacağım. Kardeşim o zaman inne atayna'yı da bir zahmet ezberle yani. Veya elem tereden aşağısında bir zahmet ezberle. O kadar sevaba talip oluyorsak biraz da zahmet çekelim yani. Evet. Tabii hocalarımızın veya cemaat olarak bizim namaz kılacağımız zaman sütre dediğimiz şeyi önemsememiz lazım. Sütre ne demektir? Kıble ile aramıza başka insanların geliş geçiş yerinde duruyorsak mesela, Efendimiz Aleyhisselam bayram namazlarında namazgaha çıktığında bir mızrağı önüne diker, kıble ile kendi arasına onu koyar, mızrağa doğru ne yapardı? Namaz kılardı. Evet, bugün camilerimizde çok fazla buna ihtiyacımız yok. Ama diyelim ki farzı kıldık, daldık. Yani önümüzden insanlar geçecek. İşte şu merdivenin başı çok önemli camimizde yani. Adam orada duruyor ya kaçmak için hemen. Yani en azından önüne bir şey koy da insanlar önünden gelip varsa bu sütre meselesini ne yapmalı? Sütre meselesini ciddiye almalı. Hocamız cemaatine döneceği zaman hani ala rasulina salavat diyoruz ya. O zaman hocamız mümkün mertebe sağ tarafından cemaate dönmeli. Yüzünü dönmeli, onlara karşı konuşmalı. Bazen bakıyoruz, şöyle kıbleye sırtını dönmemek için sağ tarafa veya sol tarafa dönüyor kardeşimiz. Niye yapıyorsun kardeşim bunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaate döndüğü zaman sırtını kıbleye doğru dönmüştür. Biz Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak zorundayız. Yani Efendimiz'den daha takva, daha mükemmel bir herhalde din anlayışı bizim bulmamız, keşfetmemiz mümkün değil. Efendimiz sırtını kıbleye dönmüş kardeşim. Bizim de kıbleye dönmemizde herhangi bir sorun yok. Evet, cemaatin de imamla ilgili bir takım yükümlülükleri vardır. İmam görünüp kamet getirildiğinde ayağa kalkması gerekir. Ne zaman ayağa kalkacağımız önemli bir mesele. Bazen bakıyoruz, müezzinimiz Allahu Ekber diyor, kardeşimiz ayağa kalkıyor. Yapma kardeşim, Efendimiz öyle yapmamış. Veya kadıgametis salah, Allahu Ekber, la ilahe illallah, daha beyefendi, hanımefendi yerinden kalkacak, cemaate gelecek, safı dolduracak, namaza başlayacak. Bunu da yapma kardeşim. Yani hayyâles salah kelimesini, cümlesini duyduğun zaman nerede bulunuyorsan kardeşim kalk, cemaate iştirak et, boşlukları doldur. Çünkü la ilahe illallah'tan sonra daha işimiz var. Hocamızla beraber tekbirimizi alacağız, Sübhaneke duamızı okuyacağız. Efendim işimiz var. Bu işlerimizi yetiştirebilmemiz için zamanında kalkmamız lazım. Hocamız Kur'an-ı Kerim okurken namazda kardeşimizin dinlemesi lazım. Yani bunu zaman zaman ifade ediyorum. Şimdi siz Fatiha'yı okuyorsunuz, arkadan sizden daha fazla adam Fatiha'yı okuyor. Ya bu kadar aşkın varsa o zaman geçip imam olacaksın. Herkese Fatiha'yı okuyacaksın. Veya hoca efendi başlıyor. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihun. Şimdi Yasin-i Şerif'in bu 5. sayfası az çok kardeşlerimizin bildiği bir yer ya. Şimdi onu ben de biliyorum diye hoca efendi okur, ondan daha fazla arkadan ses geliyor. Olmaz kardeşim. Yani namazın dışında da Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bizim dinlememiz lazım. Estağfirullah. Feize qara'te Kur'ane festa'iz billahi mineşşeytanirracim. Başladığınız zaman Euzü Besmele ile başlayın. Ve izâ kuri'el Kur'anu فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an okunduğu zaman da onu dinleyin. وَاَنْصِتُوا
ve susun. Bak bu da ikinci bir tekit yani. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Eğer böyle yaparsanız merhamet edilenlerden olursunuz yani. Ama bir oradan okuyor, bir oradan okuyor, bir oradan okuyor. Hayır, bu gerçekten çok büyük bir yanlış. Hocamız yanıldığı zaman cemaatimiz Subhanallah diyerek hocamızı uyarmalı. Eğer kadın cemaat varsa arkada o Subhanallah değil, hani şöyle göğsünün üzerinde elini tutuyor ya hanımefendiler, o elini birbirine vurarak şöyle ne yapacak? Yanlış yaptın hoca efendi diye sesiyle değil, o elini çırparak hocamızı uyarmış olacak. Hocamız Fatiha'yı bitirince cemaat arkadan amin diyecek. Ama şimdi bizim mezhebimizde amin kelimesini, hani Allah'ım dualarımızı kabul et kelimesini, cümlesini biz içimizden söylemeliyiz. Başka kardeşlerimiz amin. Bunu biz böyle yapmamalıyız yani. Bizim mezhebimizde amin sessizce içimizde bunu söylemeliyiz. Rükû ve secdelerde hocamıza uymalıyız. Rüküye giderken veya rükudan kalkarken, secdeye giderken veya secdeden kalkarken hocamızdan önce veya sonra hareket etmemeliyiz. Çünkü biz hocamızı ne yaptık? Namazda kendimize vekil tayin ettik. Ve dedi ki hocam senin sözünü namazda olsun. Hani namazın dışında çok dinlemiyorsam da en azından namazda, rükuda, secdede sana tabi oluyorum diye Allahu Ekber dedik, vekaletimizi hocamıza verdik. O zaman rükuda, secdede önce veya sonra hareket etmeyeceğiz. Mesela bize çok sorulan bir soru. İşte hocamız çok hızlı okudu. Biz Ettehiyyatü'yü bitirdik. Allahümme salli barik veya Rabbena dualarımızı yetiştiremedik. Veya ikinci rekata oturmuştuk. İşte üçe kalkacağız. Biz tahiyyatı bitirmeden hocamız Allahu Ekber dedi. Ne yapacağız? Hocamıza uyacağız. Ha, eşhedü en la ilahe eşhedü dedik. Hocamız kalkıyorsa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu söyleyip hemen biz de hocamıza hemen vakit kaybetmeden işte okuduğum şu hadis-i şerifi unutmayalım. İnnemâ cu'ilel imamu liyü'temme bihi. Hatta bu hadis-i şerifi ezberleyelim yani. İmam kendisine uyulmak için imam olmuştur. Yani orada bir süs, böyle bir enstrüman yani orada dursun. Kendi kendine yatsın, kalksın. Bunun için değil. İmam kendisine uyulmak için imam olmuştur. Son cümleler olarak şunu ifade edelim. Şimdi hocalarımızla alakalı camiye geldi, gelmedi, şu kadar maaş aldı, şunu yaptı, bunu söyledi, bilmem ne. Böyle boş lafları artık bir kenara bırakmamız lazım. Yani hocalarımızı şöyle bir düşünelim. Şuraya gelen bir hocamız, 3 sene, 4 sene her neyse bizim misafirimiz. Şimdi bakıyorsunuz bu kısa görünen zaman içerisinde ya düğünümüzde hocamız var, mevlidimizde hocamız var, yemeğimizde hocamız var, cenazemiz var, hocamız var, sünnetimiz var, hocamız var. Yani adam ölmek üzere hocamız var, hastalık geçirmiş hocamız var, komşu olarak hocamız var, arkadaş olarak hocamız var, çay içiyoruz hocamız var, muhabbet var hocamız var. Yani neredeyse bizim doğumumuzla ölümümüz arasında başımıza ne geliyorsa ne yaşıyorsak hep hocamızla beraberiz, hep müezzinimizle beraberiz, hep camide cemaat olduğumuz kardeşimizle beraberiz. Bak çocuklarımız okuyor, hocamız başında duruyor. Nikah kıyılıyor, hocamız dua ile ne yapıyor? Bu işin hayırlı bir şekilde başlaması için bize ön ayak oluyor. Bakıyoruz, hareketlerimizi ona göre belirliyoruz. Diyoruz ki bak şu yaptığı şey doğru, ben de böyle yapmalıyım. Ya şu yaptığı yanlış olabilir, eksik olabilir. Ya bir de diyoruz ki bak bir de hoca yani bu, bir de cemaatin önünde. Demek ki kıymetli o bizim için, değil mi? Değerli olması lazım. Böyle boş laflara, ya ne yapacaksın sen hoca efendinin aldığı maaşı yani? Sana zararı ne ya? 5.000 alsın, 10.000 alsın ne olur yani? Bunu konuşmak ne kadar ayıp bir şey yani. Ne kadar ayıp bir şey. Falanca gün geldik ya adam hasta mı, öldü mü? Bunu soruyor musun? Yok. Geldi veya gelmiyor. Bu adam robot mu kardeşim? Robot mu? Kuruyorsun, falanca vakitte geliyor, filanca vakitte pili mi bitti? Robot bile olsa pilini sorar adam ya. Şarjı var mı yok mu bir, o tarafı bir ilgilenir yani, bir sorar. Böyle boş, gereksiz konuşmalarla, hocamızla aramıza mesafe koymamalıyız. Ya bu hoca efendilerden biz bir tane kelime öğrensek her gün, bir tane kelime. Bak sohbetimizin başından beri
onlarca şeyi paylaştık burada. Kötü mü ettik yani? Her gün bir tane bilgiyi paylaşsak, bir ayet-i kerimeyi konuşsak, bir hadis-i şerifi konuşsak, bir duamızı hocam okuyayım da şu duamı bir dinle, bir eksiğim mi var, bir gediğim mi? Biz bunu yapmıyoruz. Kaç dakika önce geldi, ne kadar maaş aldı, izin gününde şöyle miydi, oraya mı geldi, buraya mı gitti, onunla oturdu, bununla kalktı. Yani öyle şeyler bazen kulağımıza geliyor ki ya artık pes diyoruz yani, pes. Yani gerçekten bu tür boş işlerle şeytan bizi ne yapıyor? Hocamız da aramıza giriyor, öğreneceğimiz, hayrımıza olan ne varsa onlara engel oluyor. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. En azından evet biz layık olmayabiliriz. Hasbel kader Cenab-ı Hak bizi belki bir şekilde imamlık sıfatına, vasfına, makamına layığız veya değiliz. Ki Efendimizin görev yaptığı bir makama şahsen ben layık olmadığımı düşünüyorum. Ama hasbel kader biri imam olacak, biri müezzin olacak, biri cemaat olacak. Bu iş böyle gidecek. Biz hocalarımıza bakarken efendim nikah kıydı şu kadar para aldı, cenazeden şunu yaptı. Ya böyle yapmayalım Allah rızası için. Bunu yapacağımıza diyelim ki bu kimse ne yaptı da yaptığı söylediği bir şey ne yaptı ne söyledi de Cenab-ı Hak imamlık gibi bir şeyi nasip etti bu adama. Yani Efendimizin makamına Cenab-ı Hak onu layık gördü. Cenab-ı Hak layık gördü bu makama. Ben de ondan istifade etmeye çalışayım diye düşünmemiz lazım. Ha bir de ne diyorlar? Böyle hocalarımızla ilgili bazı uydurulmuş şeyler var. Uydurulmuş şeyler. Mesela diyor ki hocalarla beraber Y harfi gezer hocam diyor. Yani hocalar sürekli yemeği sever. Nerede yemek var? Nerede ziyafet var? Nerede efendim para? Hani derler ya hoca efendi çıkıyormuş camiden. Tabutu görmüş şöyle ayağıyla vurmuş tabuta yani. Demiş ki kurudun mübarek demiş yani kurudun. Yani biraz birileri ölsün de oradan da biz bir şeyler alalım gibi yani. Şimdi hoca efendi yani bunlar inanın bu ve buna benzer söylemler efendim biraz araştırılsın. Bunda da bir Yahudinin, bir İngiliz'in hocamızla bizim aramıza girmeye çalışanların parmağını göreceksiniz. Biraz araştırın şöyle. Biraz araştırın. Çünkü dini mübini İslam'ı bizimle buluşturacak olan makam neresidir? İmamlık makamıdır. Müezzinlik makamıdır. Camidir, cemaattir. Şimdi bakın bunu affınıza sığınarak ifade ediyorum. Sohbetimi bitireceğim. Şimdi televizyonlarda filan şu son dönemde bir affınıza sığınıyorum. İşte yaşlı bir amca bir markette yanlış hareketler yapıyor. Bunu televizyonlar, sosyal medya ısıtıyor, soğutuyor. Sizin bizim gözümüze, kulağımıza ne yapıyor? Lanse etmeye çalışıyor. Peki kardeşim bu yapılan bir hatadır yani yanlıştır. Ama şimdi sakalı varsa, biraz yaşlıysa, başında takkesi varsa bunu eline oğlu davulu alıp reklam ediyor. Bak böyle yapmış bu hacı. Veya hoca şöyle etmiş. Ya peki bu hoca efendinin, bu hacı efendinin böyle bir günahı suçu varsa bize yakışan nedir? O suçu, o hatayı örtmektir değil mi? Ama karşı taraftaki insanların adam devleti soymuş ya, vatana memlekete ihanet etmiş. Tankları insanların üzerlerine yürütmüş. Efendim senin bayrağına, vatanına bu kadar ihanet etmiş. Hiç ortada böyle bir şey yok. Kimse konuşmuyor onları değil mi? Onları konuşursak günah olur sanki. Ya bu kadar kul hakkı, bu kadar efendim vatanın, memleketin hakkı varken onları konuşmuyoruz. E adam hata yapabilir ya, insandır. Ona gösterdiğimiz yani kocaman hırsızlıklara, kocaman haydutluklara gösterdiğimiz toleransı hacı abimize, hocamıza gösteremiyoruz. Bu konuda dikkatli olmak zorundayız. Yüce Mevlamız dini mübini İslam'ı öğrenmemize kapı olan hocalarımızın, müezzinlerimizin, alimlerimizin kıymetini bilenlerden olmayı Yüce Mevlamız cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve elham mevtana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.